Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetler Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal, Anamet Kütüphanesi'nde bilim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Antik Çağlardan Günümüze Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü. Konuşmacımız ise Billur Tekkök Karaöz. Konuşmanın moderatörlüğünü ise Hülya Bulut üstlenecektir. Sizlere konuşma ile ilgili biraz bilgi vermek isterim. Kamuya açık peyzaj alanlarının iktidarın güç erkini halka açık kutlamalarla gösterdiği yerler olduğunun belgeleri Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine uzantısı ile belgelenmiştir. Özel düzenlenmesiyle bahçeler aynı zamanda dini ritüellerinde uygulama sahasıdır. Tunç Çağı'ndan beri tarımın koruyucusu, bahçıvan, çiftçi kral ideolojisi her kültürde ve dönemde bahçıvanların toplum içindeki rolleri, bahçede ekimi yapılan bitkilerin askeri seferler sırasında farklı topraklardan taşınıp yeni alana dikimi, kültürlerin yönetim propagandasındaki rolü, evin bir yaşam ve üretim yeri oluşu ve bu çoklu değerler sistemi tarımsal arazide ekonominin bel kemiği olan üretim çiftlikleri, antik çağ kültürünün bugüne benzer özelliklerini ortaya koyar. Kentte imar faaliyetlerinde önceliklendirilen peyzaj, kent halkının hafızalarında depoladıkları sosyalleşme alanları, kent bellek haritasını oluşturma açısından her çağda önemlidir. Şimdi konuşmacılarımızla ilgili de biraz bilgi verdikten sonra sözü moderatörümüz Hülya Hanım'a vereceğim. Billur Tekkök Karaöz, arkeolog, sanat tarihçi ve müze bilim alanında uzman olan Tekkök Karaöz, doktora çalışmasını Missouri Columbia Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Cincinnati Üniversitesi'nde araştırma doçentliği yapmıştır. Tekkök, 2005'ten bu yana Başkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Programı'nda ve TED Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiş, Başkent Üniversitesi'nde 2006-2011 yılları arasında dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölüm Başkanlığı, 2013'ten beri Sanat Tarihi ve Müzecilik Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı ve Koordinatörüdür. 1992-2011 yılları arasında Troya kazılarında çalışmıştır. Özellikle Helenistik dönemden Bizans dönemine, Çanakkale bölgesi yerleşim arkeolojisi, etno arkeolojisi ve etno kültürü üzerine birçok yayını bulunmaktadır. Çalıştığı kazılar Roma'da Villa Maxentius, Türkiye'de Domuztepe, Tarsus, Göksu Vadisi projesi, Akisar Tiatira, Feselis, Arkinda, Urfa Kurban Öyüktür. Hala Kaunos, İdima, Teos, Gordion, Tera kazılarında çalışmaktadır. 2002 yazından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Keremos Arkeolojik Araştırmaları ve Çevre Kültürü Projesi başkanıdır. Ödülleri arasında Missouri Columbia Üniversitesi Curators Grant, Kres Vakfı, Arit Ajian Fellowship, Popüler Bilim Arkeoloji Ödülü, Fulbright, Vaksi Müzesi ve Kam Koç Üniversitesi Araştırma Ödülleri bulunmaktadır. Arkeoloji ve sanat tarihi, sanat, seramik alanında, ulusal ve uluslararası arkeoloji ve müzecilik alanında dergilerin hakemi ve editörüdür. Uluslararası Eğitim Komisyonları Fulbright hakemidir. Toplum projelerini öne çıkarmayı hedefleyen Tekgöz Karaöz'ün bu alanda grup sergileri vardır. Karaöz Tekgöz'ün mottosu, kendine değil topluma çalıştır. Hülya Bulut, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünden mezun olan Doktor Bulut, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Öğrenim süresi boyunca Anadolu'daki Pers satraplık merkezlerinden biri olan Dasiklion'daki arkeolojik araştırmalarda görev olan Doktor Bulut, son yıllarda kariyer arkeolojisi, özellikle kutsal alanlar üzerine yoğunlaşmıştır. Bodrum Yarımadası'nda kullanılan dilek yerleşimlerinden biri olan Pedasa'daki kazıların ardından arkeolojik araştırmalarına Milas yakınlarındaki yerel kayı ile kutsal alanı olan Sinürü kutsal alanı ve Akropolis yerleşimine devam etmektedir. Kutsal alanlardaki materyal kültür ve yakın doğu park ve bahçeleri üzerine yayınları olan Doktor Bulut, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademik kadrosunda görev yapmakta olup, aynı üniversitenin kopya heykeltıraşlık eserleri müzesinin de sorumlusudur. Son olarak sizlere birkaç teknik bilgi vermek isterim. Katılımcılarımız mikrofonlarınız ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Eğer sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünde sorularınız Hülya Hanım tarafından Bilir Hanım'a iletilecektir. Şimdi sözü Hülya Hanım'a veriyorum. Herkese iyi dinletiler dilerim.
Çok teşekkür ederim İrem Hanım bu davetiniz için. Sevgili konuklar, değerli konuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün 2019 yılında Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Enstitüsü'nde gerçekleştirilen sempozyum kitabı ve antik dönem peyzajı, park ve bahçeleri konusunda kısa bir gezinti yapacağız. Billur Tekgöz Karaöz'ün sunumundan sonra soru sorma imkanınız da olacak İrem Hanım'ın dediği gibi. Tabii hepimizin bildiği gibi Yakın Doğu coğrafyasında bereket, zenginlik ve gücün sembolüydü bağ ve bahçeler, paradisoslar ve tabii ki kutsal koruluklar. Bunlar tasarım ve düzenlemeleriyle birlikte kralların, kraliçelerin güç, görkem ve iktidarlarını perçinlemek için en iyi enstrümanlar arasında yer alıyordu. İster Daskilayon'da ya da Faylüğün bölgesindeki varoluştan şanslı topraklardaki bir paradeisos da olsun, isterse bir saray bahçesi veya bir tapınak koruluğu olsun, tüm bunlar iktidarın mikrokozmosunu da ifade ediyor idi. Tabii ki bunlar peyzaj alanları, aynı zamanda tarımsal üretimlerle birlikte hocam birazdan da bahsedecek detaylı bir şekilde ekonomik faaliyetleriyle de öne çıkıyorlardı. Bugün ise özellikle salgın döneminden sonra ve o dönem içerisinde doğayla iç içe olmanın dikey yerleşimlerden yatay yerleşimlere geçip bahçelerle, parklarla, şehir parklarıyla, kent parklarıyla ne derece daha iletişim ve yoğun iletişim halinde olmamız gerektiğini hep birlikte bir kere daha anladık. Umarım hızlı bir şekilde unutmayız. Şimdi çok keyifli bir konu. Beni de bıraksanız anlatmaya da devam ederim. O yüzden şimdi sözü ben hocamız Sayın Bilir Tekke Karaöz'e bırakıyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Anamet Kütüphanesi'ne Sayın İrem Ünal'a ve model küratörlüğü yapmayı üstlenen Sayın Doçent Doktor Hülya Bulut'a, kendisinin aslında bu eserde katkısı da çok büyüktür. Hülya'nın söylediği gibi aslında 2019 Mayıs ayında Ankara'da Vehbi Koç Araştırmaları Enstitüsü'nde gerçekleşen bu sempozyum ve bu anlamda da yayına destek sağladıkları ve sempozyum düzenledikleri için Sayın Bekan Müdürü Filiz Yenişehirlioğlu ve teknik editörlükte bana destekleri için Mehtap Türk Yılmaz'a buradan teşekkür etmek istiyorum ve tüm Bekan ekibine de. Aslında neredeyse baskısı tükenen bu kitap ilk kez kapsamlı bir şekilde Tunç Çağı'ndan hem Mezopotamya, Mısır, Pers topraklarına kadar geniş bir coğrafyada Anadolu'yu kapsayan bir şekilde değişen yönetimler ve bu yönetimlerin hakim oldukları topraklarda şekillendirdikleri peyzajın bir el kitabıdır. Osmanlı dönemine kadar aslında farklı dönemleri içeren çok önemli bilgilere sahiptir ve bazen bu kitabı okurken geçmişin sıkıntılarının özellikle peyzaj ve kent düzenlemede bugünün sıkıntılarından da çok farklı olmadığını görmeniz mümkün. Burada tabii emeği geçen tüm bilim insanlarına da bu kitaba katkısı olan ve benim de kendi izinleriyle resim ve foto belgelerini paylaşacağım. Hepsine ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hemen ekran paylaşımı yapacağım. Özellikle bazı bilgilerden burada söz etmek isteyeceğim. Ve hani peyzaj nedir gibi bir giriş yapacağım. Aslında peyzajın ilkleri ve Fransızcadan gelen bu peyzaj sözcüğü İngilizce'de landscape diye geçen ve Almanca'da Landschaft diye geçen ve Anglofon kültürde aslında peyzaj sorgulamalarının 1970'lerde olduğunu ifade etmeliyim ve disiplinler arası bir konu olduğunu da belirtmeliyim. Bunun sadece arazinin nasıl kullanılması gerektiği değil, aslında peyzajdan söz ettiğimizde
her dönemde bu sözcüğün içeriğinin aslında yönetimle, yaşamla iç içe olan bir kavram olduğunu, canlı bir kavram olduğunu ve bir fikir olduğunu da ifade etmek isterim. Bu anlamda tabii ki coğrafyacı Mining'in yazmış olduğu kitaba da atıf yapmadan olmaz. Çünkü bir alanda kurgulanan ve oranın habitatıyla özdeş olan konut veya oranın coğrafyasına uygun bir şekilde geliştirilecek olan bitki dikimleri ve en öncelikle önceliklendirilmesi gelen estetik kavramları bunların bu tarihsel süreçte özellikle Anadolu topraklarında ve bu coğrafyada barışçıl çözümleri kurmuş olan Boğazköy, Hattuşa'da başkentleri olan Hititlerin nasıl şekillendirdikleri, kendilerine ait olan özellikle kayalık mekanlarda bu peyzajı nasıl kullandıklarından biraz bahsetmek isterim. Özellikle Hitit İmparatorluk çağında kralın yılda en az iki festivalle halkla buluştuğunu biliyoruz. Ve tarıma dayalı gelişen bu coğrafyada bahar ve güz döngüleri doğal olarak çok önemli. Ve yerelin de bir taraftan kralı tanımlaması, hem tanımlaması hem tanıması anlamında bu etkinliklerin gücü oldukça büyük. Ve yazılı metinlerden edindiğimiz bilgilerle aslında Hititlerin baharın gelişini Antasum Festivali ile anlattıkları ve Hattuşa'dan çıkan kralın aslında çok hafif tekerlekli bir arabayla kentlere gidip oraları ziyaret edip tekrar Hattuşa'ya, ana kente döndüğü bilgileri yazılı metinlerde kutlamalar, törenler anlamında ve bu törenlerin bir de tabii toplu yeme içme gelenekleri bundan da söz etmekte yarar var. Çünkü kral ve kraliçenin bu seyahatleri 38 günde tamamladıkları düşünülürse bütün merkezlere de uğradıklarını söylemek mümkün olur. Bu kutlama metinleri aslında ve bu metinler özellikle dağ peyzajı ve bu kutlamaların geçtiği yerlerde dağlardan Hitit coğrafyasında söz ediliyor. Bir de diğer bir etkinlik var. O da hasat. Hasat bayramı, kilem şenlikleri. Yine Hattuşa'da, tapınakta kral ve kraliçe tarafından ziyaretler. Ama burada en önemli olan taraflarından bir tanesi de belki bu ziyaretler sırasında ambarları ziyaret etmeleri ve kent peyzajı dışında bu tapınaklar içinde tanrı ve tanrıçalar ve bu kutsal kentlerin kimlikleri ve bunların toplumsal aslında hafızada bellekte yer etmesi tabii ki hem yönetim erki açısından çok önemli. Hem de halkın aslında kralın gücünü görmesi ve bu gücünde özellikle tarım sahasındaki doğru tarım yöntemiyle ki bu sulamayla Hititler'de sağlanıyor bir güven unsuru yaratması gibi konular bir taraftan da kraliyetin gücünün süreli olmasını sağlayan faktörler. Ritüeller çok önemli Hitit dininde aslında her safhasında ve ürettikleri eserlerde de ritüelleri çok önemli. Ve her zaman da kırsal dünyaya bir atıf var. Ve Hattuşa'da büyük mabedin 1,5 kilometre kuzeydoğusunda biraz önce de göstermiş olduğum bu yazılı kaya alanında çok önemli sahnelerden bir tanesi. Burada görürüz aslında güneş tanrıçası Hebat'la aslında bir taraftan fırtına tanrısı Hititler'de çok önemli olan Teşup. Tabii ki fırtına tanrısı olmazsa polenleşme olmaz. Polenleşme ve güneşin gücüyle gelen aslında tarım
hasatı da sağlar ve özellikle kral ve kraliçenin ambarları ziyaret etmeleri o kışın iyi geçeceği ve bir sonraki yıla kadar aslında yiyeceklerin kent içi kültürü ve devamlılığı için önemli olacağının da vurgusunu bize bir taraftan verir. Şimdi tabii yürüyüş yolları ve bu yürüyüş yolları ve bahçıvanların çalıştığı ve kralın aslında saray bağlamında kendi mahiyetini gösterdiği diğer unsurlar farklı kültürlerde de var. Sadece Hititlerde değil. Mesela Ugarit'te milattan önce 1400'ki Hititlere hemen hemen çağdaş olan kentte çiçekler, bodur ağaçlar, Sümer'de aynı şekilde akıl ve bilgelik yaratıcının sembolü olan işte Enki'nin meyve ağaçları, kuşlar ve suda özellikle var olan canlı popülasyonunun varoluş mitosuna bağlı olan su kültü, balıklar, bunların hepsi çok önemli. İran platosuna döndüğümüz zaman özellikle İran platosunda Elam Krallığı, milattan önce yine 13. yüzyıl ortası, 12. yüzyıl ikinci yarısında Susa'da yine güneş tanrısına tapınma, bunlar aynı Hititlerde olduğu gibi çok önemli. Elam bahçeleri ve bunlarla ilgili en önemli kanıtlardan bir tanesi bu Asur-Naspal'in Ninova'daki sarayındaki Elam kenti Madaktil'i gösteren kabartma. Bu kitabımız içinde bir kapak olarak doğru bir biçimde kullanılmıştı. Çünkü kutsal kurluklara su getirmek için özellikle su kanallarının inşası, su depolarının bulunması, milattan önce 7. yüzyıl tarihlenen bu özellikle görsel bize bir nehir ile çevrilen kale unsuru, nehir ile kale arasında yapılar olduğu halde iki sıra şekilde yerleştirilmiş bölge coğrafyasına uygun palmiyeler, hurma ve incir ağaçlarını göstermekte. Ve bu saray bahçesi kavramının da aslında ilklerini oluşturan bahçe ve ziraati olan yakın ilgileri nedeniyle Asur krallarının meyveleri de farklı ülkelerden getirip bu bölge coğrafyasına adapte etmeleri konusu oldukça önemli ki bu Tiglat-Pileser zamanında ortaya çıkıyor. Bir de ayrıca belli hayvanların da getirilmesi, mesela geyik, ceylan, dağ keçisi, at gibi ya da sedir, şimşir, nadir meyve ağaçlarının ve bahçıvan olarak da kadınların, körlerin kullanılması oldukça önemli. Bir de Asur coğrafyası, Mezopotamya'ya gittiğimiz zaman özellikle Neo-Asur kralların dağ motifine öykünen etkileyici bahçe tasarımlarından söz etmek mümkün. Ve özellikle 2. Asur-Nesipal ve Sargon'da bu farklı ağaç türlerinin, tohumların farklı yerlerden getirilip adapte edilmesi ve keyif bahçeleri anlamına gelen Kirmau kelimesiyle birlikte yazılı metinlerde özellikle bu Korsava Sarayı'nın kabartmalarında gördüğümüz üzere aslında kraliyet parkı düşüncesini barındıran imgelerin su ve bitki yetiştiriciliği dışında meyve bahçeleriyle bütünleşmesi oldukça önemli. Mısır'a baktığımız zaman antik Mısır geleneğinde bahçe ve peyzaj kültürü çok uzun soluklu. Özellikle biz bunu tapınak, mezar kompleksleri, duvar resimleri, yazı papirüsler, mezar hediyeleri, özellikle de firavun sarayları ve hanedan üyelerinin mezar kompleksleri, dini ritüeller dışında ziraatin geliştirildiği merkezler olarak tapınaklarda, su kanalları ve havuzlarda ve belli bir sulama sistemini bize gösteren
Ve bu sulama sisteminin hemen etrafında yer alan görkemli meyve ve botanik bahçeleri, koruluklar, bunları görerek bu belgelere sahip oluyoruz. Ve burada tabii ağaçlar dışında üzüm bağları, çiçek donatıları, bunlar da simetrik bir düzen olduğunu Mısır bahçelerinde görmek mümkün. Aynı zamanda da Mısır bahçeleri mitolojik peyzajın ölümden sonraki yaşamı yansıması olarak tasarlanıyor. Asmalar, çiçekler dışında dini açıdan anlamı olan bitkilerin de ekilmesi önceliklendiriliyor. Ve su kültü özellikle evrenin başlangıcında Nuh'un suyunu temsil ediyor. Ve Mısır inancı da yeniden varoluşa da inanıldığı için aslında burada gördüğümüz şekillerde Meketre'nin bahçesinin bir ahşap maketinde aslında hem bahçe düzenlemesini, içerikli sütunlar ve bir taraftan da aslında bu Tep'te yüksek rütbeli memur olan Meketre'nin M.Ö. 2. bin başlarına tarihlenen bu mezarındaki maket, bugün Metropolitan Müzesi'nde bize aslında onların hem inanç modellerini hem de ölümden sonraki yaşamda bunun korunması gerekliliğini öne sürüyor. Ve tabii ki havuz, lotus, papirüs bitkileri Mısır coğrafyasında çok öne çıkan bitkiler. Bir de çok önemli Persler tarafından özellikle önceliklendirilen bu kraliyet park geleneği özellikle Kral Kyros döneminden sonra aslında M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok uzun soluklu insanlık coğrafyasına uzun soluklu bahçe tasarımları, özellikle su kaynaklarının ve bitki türlerinin zengin olduğu bölgelerde yaratılan doğal cennet bahçeleri, paradisoslar, çorak toprakların olduğu yerde de yapay olarak kurgulanan bu cennet bahçeleri, Pers park ve bahçelerinin öne çıkan unsurları. Perslerde Paradisea, Yunanlarda Paradeisos olarak adlandırılan bu saray ve bahçe kompleksleri bu zengin bitki örtüsüne sahip. Aynı zamanda da bu bahçeler, dört bölümlü bahçeler hem taht salonunun olduğu hem bahçe tasarımının olduğu otoriteyi benimseten ve aktivitelerinde yer aldığı bahçe Çarva bugün de UNESCO Kültür Mirası olarak İran coğrafyasında korunması gereken bahçe tasarımları olarak öne çıkıyor. Şimdi tabii oldukça geniş bir coğrafyayı hakimiyeti altına alan Perslerin doğal olarak vasallıklar ya da işte satraplıklar diyoruz o dönem içerisinde valiliklerle farklı coğrafyaları yönetim biçiminde kralın özellikle farklı coğrafyalarda kurulan kentlerin de bahçelerini ve yaşam tarzlarını onların yaşamları tarzına adapte etme kaygısı ve emri bir taraftan da farklı coğrafyalarda Pers hakimiyetinin olduğu bu formun adapte edilmesini sağlıyor. Ve Xenofon özellikle Kyros'un bu satraplarına vermiş olduğu sözü her yönüyle onun hayatını taklit etmelerinden bahsederken en önemli örneklerden bir tanesi Çanakkale Çağ'ın Altı Kulaç Lahti 1998'de soyulmuş bir şekilde bulunan ve doğal boyalarıyla korunmuş olan Çan Lahti. M.Ö. 4. yüzyıl başı 375'lerde burada aslında hakimiyet kuran Pers satraplıkları ve buna bağlı olan bir lahit sistemi
Velahit'in aslında soyulmuş olarak bulunması çok önemli değil. Çünkü bir taraftan Latin kabartmaları bize çok şey söylüyor. Özellikle de Agesilaus'a karşı Yunanlılarla birkaç kez savaşan Daskalion ve çevresini harap etmiş olan bu bölgeye verilen adla Hellespont, Frigyes, Satrabı, Pharnaxavus'la ilişkili bir sahneleme ve tabii ki burada kişilerin etnik özelliklerini giysileriyle saptamanız mümkün oluyor. Şimdi biraz da ev sistemine bakalım. Yani Roma dönemine geldik şimdi. Aslında Helenistik çağlı ev düzeninden Vitruvius de Architectura Roma dönemindeki eseriyle bahsediyor. Ev dediğimiz şey domus ve bir de bahçe hortustan oluşuyor. Ve avlulu mekanlar ve bu avluda yaşanan olaylar aslında evin hakimiyetini kuran pater familias ve evin içinde yaşayan kişilerin hayatlarıyla ilgili sorumluluk taşıyan baba figürü pater familias ve evin kurgusu oldukça önemli. Yani ev bir sistem aslında, çoklu değerler sistemi ve ata kültürünün de barındırıldığı yer. Çünkü evin kendi Roma döneminde, daha önceki dönemlerde olmayan kendi inanış modelleri var. Evin devamlılığını sağlamak için özellikle Lares ve Penates kültleri ve evin içinde bunlara ayrılmış avluda bir bölge, nişler ve heykeller oldukça önemli. Eve gelen ziyaretçiler bir koridordan ilk avluya giriyorlar. Eğer biraz daha zengin bir ev ise bir karşılayıcı oda oluyor kişileri avluya alan. Ve bu avlulu mekanda aynı zamanda ata kültü dedim. Atalarının evin sahibi olan kişinin mum maskeleri de bir dolapta saklanıyor. Şöyle aslında Cicero şöyle bahsediyor. Her bir yurttaş için dünyadaki en mukaddes ve en kutsalmış yer onun evidir diyor. Ve onun kutsal ocağı orada ev tanrıları, dinsel tapınımın, ev ritüellerinin merkezi orası şeklinde De Doma Sua'da bundan özellikle bahsediyor. Ve Lares kültüne baktığımız zaman aslında evin koruyuculuğu, Penates kültü de evin içinde dolaşan ruhlar ve bu kütle evi koruyan güçler gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla yiyecek, içecekler, kilerdeki tüm ürünleri de koruduğuna, odun kömür de tabii ki inanılıyor. Evin yatak odası alanı, bu çok önemli, kübik kulum denilen, burada 8 de ifade edilen yer, avluya bakıyor, dolayısıyla hava alıyor ve en önemlisi de babanın ofisi, tablinum denilen yer, 5 numaralı yer. Orası ilk avlunun hemen arkasında yer alan bir yer. Babanın ticari olarak da evin üretimi ya da evle ilgili belgelerin ekonomik açıdan da ev eğer bir üretim yapıyorsa bütün bu ekonomik belgelerin olduğu önemli bir yer. Özellikle alttaki örnekten bakarsak ahşap bir panelle ayrıştırılmış bir su teknesiyle yağmur sularının toplandığı ve evin sağanak sistemine bağlı olarak evin aslında su ihtiyacının da giderildiği bir modeli bize gösteriyor. Vitruvius biraz önce bahsettiğim şekilde mimarlık kitabında aslında avlu tiplerinden, Roma dönemindeki avlu tiplerinden söz ediyor. Bu avlu tiplerinin önemi aslında
Toskana tipi olması ya da Korint tipi, birisinde avlu tipinde dört taraf sütun portikli, iki grupta. Korint'te avluda yine sütunlar var ama avlu sütunlar daha yüksek sütun. Dolayısıyla avlu çatısı yarı açık ve yağmur sularını aşağıda gördüğümüz gibi barındıran, hem estetik açıdan ve ses açısından çok hoş bir ses veren, yandaki odalara, kömür kuruma özellikle bir havuz sistemi ve bu su sistemi sağanakta toplanıyor ve bu yağmur suları da daha sonra kullanılıyor ve tabii ki avluda freskolar var. Evin aslında kendi yaşamıyla, var olma biçimiyle uygun bir şekilde. Buradaki modellemeden de baktığımız zaman evin hemen arka tarafında kulina dediğimiz mutfak ve bahçe ve tabii ki bir yemek odası, misafirlerin özellikle ağırlandığı ya da ev ahalisinin triclinium denilen bir bölme var. Ve felsefe konuşmaları hep yemek sırasında ya da politik konuşmalar yemek sırasında oluyor. Ve yemek odasında duvarları freskolarla, yani ıslak sıva üstüne yapılmış olan resimlerle bezeli sanat eserleri de burada yer alıyor. Evin sahibinin statüsüne ve ilgisine göre değişen aslında her türlü tezinat bu bölümlerde yer alıyor. Bu ev ve bahçe ilişkisini belgeleyen aslında iç mekanda, yani aslında güneş görmeyen bir mekanda bir bahçe yaratmak, Augustus'un karısı Livia'nın evlilik öncesinde sahip olduğu, Augustus tarafından da kullanılan bu Prima Porta'daki ev. Sanat tarihçilerini, arkeologları çok ilgilendiren bu eser aslında hem Batı sanatı için çok önemli hem de peyzajı belgelemesi açısından çok önemli. Çünkü burada yetişen defne dalları Julio Claudius ailesinin zafer çelenkleri için kullanılıyor. Ve burada imparatorun hayatını anlatan Suetonius daha önce de burada bir tavuk çiftliği olduğundan bahsediyor. Şimdi duvar resminde gördüğümüz ağaçlar ve bunların analizine bakarsak, çam ağacının belli bir tipi, Pinus pinea mesela, saplı meşe ağacı, pınar meşesi, defne, hedera, iris, Mersin bitkisi, Avrupa ledini, ayı pençesi çiçeği, koca yemiş çalısı, kasımpatı koronaryumu, papatya, kokulu gül, menekşe, kızılcık, servi ağaçları, haşhaş, hurma, ayva, nar, limon, geyik dili bitkisi, zakkum, tüylü kartopu gibi bitkilerin burada barınması. Aslında o dönem Akdeniz coğrafyasına yetişen bitkiler konusunda da ve bahçe tercihleri konusunda da önemli bilgiler veriyor. Kırsal arazideki evlere bakarsak, Augustus'un damadı olan Agrippa'nın özellikle bu kırsal evi, Bosco Trase'ye yakınındaki ev, bir taraftan da o kırsal yaşamın, rustik yaşamın, özellikle kalabalık şehir yaşantısından uzak hayatın, bir çeşme etrafında hayvancılığın geliştirilmesi ve özellikle de belli bir miktarda tarım olanağı sağlayan, ki zengin ailelerin genellikle büyük tarım arazileri var kent dışında. Özellikle Kadizli, Columella bize bunlardan söz ediyor. Milattan sonra 40 ve 60'ta özellikle İtalya'da zengin ailelerin Roma yakınında bu eserlere, bu eserde görüldüğü gibi tarım arazilerine sahip olduğunu, Döre Rustica, rustik hayat, özellikle tarım ekim işlerinden bahsettiği eserinde bize sunuyor. Diğer bir unsur, bugün Metropolitan Müzesi'nde gördüğümüz, özellikle de yine ileri gelen Publius Sinistor Villas Pompei'nin 1 kilometre uzağında. Aslında bu villanın
Villa Rustica, rustik villa, ev ve aynı zamanda da pars rustica yani çiftlik evi olarak kullanılması oldukça önemli. Romalı senatörler geleneğe bağlı olarak yine kent dışında bu mekanlarında bu yaşam tarzını benimsiyorlar. Aslında bu yaşam tarzı Helenistik yaşam tarzına felsefi söylemlerin devam ettiği evler benzese de onlar kendi dönemlerinde bunun ortaya çıktığının savunuculuğunu yapıyorlar. Avrupa resim sanatı açısından üç boyutluluk anlamında çok önemli olan bu eserler bir taraftan da bitkileri bize ve özellikle doğal peyzajda barındırılan heykeller, havuzlar, evin girişi, özellikle hangi bitkilerin evlerin girişinde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Diğer bir konu Toskana'nın özellikle Laurentium'da portikli villa maritima yani deniz evleri. Bu deniz evleri iki tipi var bunların. Bugün aslında büyük bahçe teraslarının yer aldığı ve büyük portiklerle ve heykellerle betimli bu alan Como Gölü hemen ve denizle gölle olan ilişkisi ve diğer bir örneği de aşağıda aslında hemen etrafında aslında iki tane alana sahip olan ve bir yürüme yolu. Bir tanesinde dağın hemen önünde bir yürüme yolu, diğerinde de aslında kendi içerisinde portiklerin etrafında yürüme yollarıyla yine aslında Helenistik çağda öne çıkan felsefi söylemlerin ve paylaşımların yapıldığı mekanlara çok benzer yaz evleri ve bunların çeşitlenmesi gibi düşünebilecek örnekler. Milattan sonra 3. yüzyılda Septimius Severus zamanında şekillenmiş olan bu kent eskizi Roma döneminde bize çok önemli bir bilgi sunuyor. Çünkü özellikle Livia, Augustus'un karısı Livia'nın adına yapılan bir portik. Bu portik yazılı kaynaklarda da var aslında. Bunun üç boyutlu örneklemesini burada aşağıda görüyoruz. Şöyle bir imparator aslında Augustus, halkına karşı demokratik olma adına kendisine Vedius Pollio tarafından bağışlanmış olan arazide karısı adına bu portiği inşa ettiriyor. Ve bu portiğin inşa ettirildiği alan Roma'nın Carina ve Subura bölgeleri az gelirli kişilerin yaşadığı bir yer. 115'e 75 metrekarelik büyük bir metrelik bir alanda çayırlık bir alan burası. Buraya inşa ediliyor. Ve burada ana tanrıça yani Roma döneminde Mater Matuta kutlamaları 11 Haziran'da yapıyor. Livia tarafından buraya dikilmiş olan bir Konkordia heykeliyle ve Livia'nın aile birliğini güçlendirmesiyle bağlantılı bir taraftan da Augustus'un da tabii kendi gönüllülüğünü, halkla bütünlüğünü bu mekanda kutsadığı bir proje gibi düşünülebilir. Çağın şairlerinden Ovid, buranın sadece bir yürüyüş yolu olarak değil, akşamları kızlarla buluşma yeri olduğundan söz ediyor. Aynı zamanda da bu tepede, Esquilin Tepesi, şair Virgil, Horace dönemin şairleri, Propertius'un da yaşadıkları yer. Şimdi halkla bağlantılı olan bir diğer proje, Ağustos dönem zamanında yapılan Yapay Göl. Stagnum Agrippeae diye bilinen bir yüzme havuzu, Notatio. Burası aslında bir taraftan atletik faaliyetlerde kullanılıyor. Ve bu su kaynağı Aqua Virgo
Agrippa yine damadı tarafından Roma'ya getirilen su sisteminin aslında uzantısında yapılan bir yapay göl. Hatta Nero döneminde bu yapay gölde tekne partilerinin yapıldığı ve kıyısında da genel evlerin bulunduğu ve yarı çıplak Karat kadınlarının dans ettiğinden Tacitus bahsediyor. Roma ya aslında Cumhuriyet döneminde Kleopatra Sezar'ı görmeye geliyor. Sezar ölmeden önce. Ve Julius Caesar eserinde Shakespeare bu Sezar bahçeleri öncesinde Roma'da yine olan ona bir atıf yapıyor eserinde. Diyor ki sizlere kendi ayak izlerini kendi özel korusunda yeni diktiği bahçesinde Tiber Irmağı'nın bu tarafını size bırakmadı mı ve size kendi sahip olduğu hazları siz burada yürüyün, hoş vakit geçirin diye. İşte bu Sezar'dı. Onun gibisi bir daha gelmedi diyor. Ama biliyorsunuz Sezar 44'te Forum'da asılıyor. Şimdi bir de tabii çok katlılığa bakalım. Nüfus patlaması ve çok katlı yapılar. Bunlar sadece Roma dışında değil, Roma'da da var. Bunlar belli bir kural çerçevesinde inşa ediliyorlar. Özellikle Ostia'da yer alan bu Diana evi özel bir çimento tekniği, volkanik tüf pozulağına, kireç ve nehir kumuyla birlikte bu çok katlılığı gerçekleştiriyorlar. Bugün Roma'da ve bugün Ostia'da bu yapıları kendi zamanlarındaki gibi ayakta bazı bölümleri hiç restore edilmemiş şekilde bulabilirsiniz. Dönemin yine yazarlarından şair Martialis aslında bu tepki gösteriyor. Bu çok katlı apartmanlara diyor ki komşular birbirleriyle konuşmuyorlar. Dolayısıyla insula sözcüğüne baktığımız zaman bugün bizim literatürümüzde de var adaparsel ev alımlarında. İnsula neyi temsil ediyor? Kent pozajı içinde çok katlı tasarlanan yapılar için kullanılıyor. Ve bunların alt katları genellikle restoran ya da dükkanlar, tabernai şeklinde kullanıyorlar. Yani üretim devam ediyor. Şimdi tabii insülaların gelişimi ve kent yangınları ile birlikte bazı izinler olacak. Mesela Augustus döneminde 21 metreye kadar yapma kent içinde. Trajan dönemi milattan sonra 1. yüzyıl sonu 2. yüzyıl başı 18 metre yüksekliğe kadar yapı izni verilmesi. Ve Strabon antik yazarlardan Roma'da yeni bir imar kanunu olması gerekliliği ve bu yapıların yüksek olduğundan söz ediyor. Ve aynı şekilde de Livy yazılı bir metinde şöyle bir şeyden söz ediyor. İki öküzün kiremitle örtülü yapının katlarına çıkmasından bahsediyor. Dönem yapılaşması ve rampa sisteminden olasılıkla söz ediyor. Biliyorsunuz aslında Ayasofya'da bir Roma yapısı ve rampalı bir yapı. Tabii sadece İtalya'da mı var çok katlı yapılar? Hayır, Delos Adası'nda da var beş katlı bir yapı. Aslında yoğun nüfus artışını düşünürsek, yoğun nüfus artışına bağlı olarak bu çok doğal. İnsülalarda yapılan bu değişikliklerle aslında Roma'da 45 bin bağımsız yapı olmalı. Bu bir çelişki yaratıyor. Tabii ki nüfus çokluğunu da bize göstermesi açısından ama kozmopolit kentlerde de farklı bir yaşam tarzı düşünmek çok mümkün değil. Şimdi özellikle alt kat balkonlarının burada Viyana evinde balkon olarak kullanılmadıklarını gösteren belgeler var. Diğer bir bahçeli evler Ostia'da milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda konutlar
17,70 metre yükseklikte ve bu evlerin de en değerli olanları alt katta. Gelir seviyesi düşük kişiler daha üst katlarda yaşarken alt katlar daha tercih edilen mekanlar. Mekanda da yine bu dipinti evi olarak bilinen mekanda da yine bahçede asma ve diğer bitkilerin yerleştirildiğini ve ayrıca çok enteresan bu. 239 metrekarelik ayrımlarla bu mekanların da kiralandığını söylemek mümkün. Yani bugünkü apartman dairesi kavramına uygun bir şekilde gerçekleşen bir apartman stilini görmek mümkün. Roma İmparatorluk saraylarında en önemli olanlarından bir tanesi aslında Nero'nun altın evi. 64 yangınından sonra oluşturuluyor ve aslında ışık görmeyen ama sanki dış mekandaymış gibi büyük freskolar, mikro mozaikler ve varakların bol kullanılması nedeniyle altın ev kavramıyla bilinen ve yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda bir evden söz ediyoruz. Yer yer bağlar, bahçeler, ormanlara sahip Roma'yı domine eden bir mekandan. Palatin tepesinde Tiberius'un başlattığı ve Caligula'nın da eklemeler yaptığı Flavius'lar Sarayı, özellikle mimarı Rabirius, çok öne çıkan mimarlardan. Bu İmparatorluk Sarayı, Domus Augustana aslında bir saray ev kompleksi gibi düşünülebilir. Bizans döneminde de kullanılmıştır. Üst kademeli kişilerin ofislerine de ev sahipliği yapan bu sistem, artık sistem diyorum çünkü çok oldukça büyük, imparatorun koduklarını ağırladığı, politik söylemlerin yapıldığı bir bazilikal sistem. Ayrıca oval şeklinde yapılmış bir çeşme, özel yemeklerin verildiği yemek salonundan çeşmenin görünmesi oval. Bu şekilde düzenlenmiş bir kod sistemi. Bunların hepsi en önemlisi de ziyafet odasının altının hipokaust sistem yani ısıtma sistemiyle yapılmış olması oldukça önemli. Günümüze aktarımı gibi düşünürsek bu bahçe tasarımları aslında aklımızda kalması gereken detaylar. Şimdi biraz da bağcılıktan bahsedelim. Bağcılık özellikle Orta Çağ kültürü Akdeniz'de, Bizans topraklarında, tüm Akdeniz'de çok öne çıkan, sadece şarap, günlük beslenme değil, Ökaris için de önemli olan ticari bir ürün. Özellikle tercih edilen üzümler ve şaraplar farklı bölgelerde öne çıkıyor. 12 küçük bağ İstanbul ve çevresinde ve şarap işliklerinin genellikle değirmenler ve sulama tesislerine yakın olması, bu zirai yapıların aslında üzümün fermantasyonu açısından üzümün sağlıklı bir şekilde şaraba dönüştürülmesi için su kaynağına yakın olmasından bahsediliyor ve 7. Konstantin Porfirenitus'un 10. yüzyılda derlenmiş olan eser Japonica'da biz zaten bu tarım bilimiyle ilgili belgelere sahibiz. Özellikle ağaçlık ve çöl tarım bölgesi, şarap işlikleri ve karlık bölgesinde bağ terasları, alocaş ören yerinde üretim alanı. Bu üretim alanı, şarap işlikleri en erken örneklerden bir tanesi alocaş işlikleri. Ve bu teraslar Orta Çağ'dan itibaren kullanılıyor. Hatta bazıları 19. yüzyılda da kullanılmaya devam ediyor. Avanos-Nevşehir Karayolu'nun hemen paralelindeki Karayağ mevkiindeki işlikler de bireysel üretimi belki gösteriyor. Çünkü burada tekneler, ezme tekneleri özel bir taş işçiliğiyle, geometrik bezemaşlarla belli bir planı bize gösteriyor. Aslında
şarabın sadece manastır geleneği ve merkezden değil, özel olarak da üretildiği, özellikle de bu kanallar orta bölümlerin üzerindeki dışarı açılan hollerin de zehirli gazların atılması için, Kapadokya şarap pişikleri için öne çıkan unsurları oluşturuyor. Peki şarap ve diğer ürünlerin özellikle şifa bitkiciliğinin öne çıkan unsurları neler? Bunları aslında biz çok önce, milattan önce 1550'de Evers papirüsünde, Hipokrat'ta görüyoruz. Yani tıbbın babası sayılan ama tabii ki kadim bilgileri kendisine mal etmiş olan Hipokrat'ın da öne çıkardığı doğal bitkilerle şifacılık, bu özellikler özellikle Bizans döneminde, Orta Çağ'da bitki, şifalı bitki yetiştiriciliği ve hastane bağlamında bugünkü fitoterapi, aromaterapi gibi karşılaştığımız bazı terminolojilerin ilklerini oluşturan manastır çevresinde yetiştiricilikle özdeşiyor ve hastane kavramı da aslında bir taraftan bu dönemde ortaya çıkıyor. Sadece tabii manastırların bu anlamda bir etkinlikleri yok. Onlar hem bu alanda eğitim veriyorlar halka hem de onlara şifa veriyorlar. Bu anlamda da özellikle papaz bu şifa yetiştiriciliğinin de başında olan bu dini fonksiyonu üstlenmiş kişi olarak öne çıkıyor. Şimdi çok önemli bir konu var tabii. Mesela Aziz Antonius'un hayatından bahseden Filistinli keşiş İlaryon şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Aziz Antonius bahçede uğraşırken kendine sebze ve meyve yetiştirmekten ziyade yaşamayı seçtiği hayat tarzı için bir zorunluluk olarak gördüğü fiziksel aktiviteye vesile olması için de bunu yapıyor. Yani dua ve bedensel aktivite arasındaki denge manastır hayatının bir temeli oluyor diyor. Bu bize aslında belge olarak çok önemli bir yaşantı modeli de veriyor. Burada birden tekrar İstanbul'a döndük ve Konstantinopol'de 5. yüzyılda 12,7 kilometrelik iskan alanında yarım milyondan daha az insanın yaşadığı ve aslında kentin hem kara hem deniz surları ve başkent olduğu 325'ten sonra idari ve dini yapılarının konumlandığı alan ve bu nüfusu barındırması için gerekli olan hem evler için tahsis edilen alan hem kamu yapıları hem yönetim binaları ve bütün bunların ötesinde bu halkı beslemek için sebze, tarım alanları ve meyve bahçeleri yetiştirme. Kara surları arasındaki alanda 6 kilometre karelik bir alanda sebze bahçeleri 2. Theodosius zamanında sur içi ve surların dışındaki alanda da 13 kilometrelik alanda da sebze bahçeleri var. Ve orada da yangınlara karşı kurallar var. Özellikle Zenon zamanında ahşap, eklenen ahşap balkonlar, portikusların üstündeki ahşap kalaslar yasaklanıyor. Evlerin yaklaşık 30 metre yükseklikten fazla olmaması, iki tekili yapı, yapı adası arasında en az 3,5-4 metrelik mesafe olması gibi kurallar ekleniyor ve iki balkon arasına da en az Roma ayağıyla 3 metre olması ve balkonların da caddenin zemininden 15 ayak yükseklik, yani yaklaşık 4,5 metre yükseklikte olması kuralları konuyor. Bir de İmparator Arkadius zamanında da komşu yapılarda meydana gelebilecek zararları
tazmin etmeyi garantilemek için sözleşme ve aynı zamanda da yeni bir bina yaparken komşunun yani eski bir yapının yenilenirken komşunun denizi görmesini engellemeyecek. Şimdi birden bugün Boğaz'ı belirleyen, Boğaz'ın o yeşil coğrafyasını aslında başlangıçta var olmayan ve özellikle 19. yüzyıl Osmanlı saray bahçelerinin tasarısını yapan, Avrupa'dan getirilmiş olan bahçıvanlar. Bu bahçıvanların istihdam edildiği bir sistem ve bostancı başılık makamı çok önemli bir makam aslında. Bahçıvanlık ve Tanzimat öncesinin bostancı ocağını yeniden 19. yüzyılda canlandırıldığını ama daha modern bir sistemle özellikle de bu değişimin bir zevk meselesi sadece olmadığını, değişen diplomatik ittifaklar, bu rekabetçi ruhtan kaynaklanan ulusal, uluslararası siyasi ilişki ağlarından da kaynaklanan bir değişim olduğunu vurgulamakta yarar var. Özellikle Bavyeralı Christian Sester çok değerli bir aslında kişi. II. Mahmut'un damadı tarafından görevlendirilecek. Kendisi Christian Ludwig Bode'nin Avrupa'da çırağı olarak yetişiyor. Aslında ilkin felsefe okuyor. Daha sonra aslında Avrupa'nın o dönemde Almanya'nın ruhu, mesela Goethe'nin bile bu konuda yazmaları var. Heder, Goethe, Schiller hep insanın doğayla bütünleşmesini önceliklendiren sallarıyla öne çıkıyorlar. O nedenle felsefe okurken birden bahçıvan olmaya karar veriyor ve Bode'nin yanında çırak oluyor. Ve bu seslerin şekillendirdiği bahçelerle ilgili bir çizim ya da gravür yok. Ama sanat eserlerinden, kütüphane koleksiyonlarından, gravür baskılarından ve en önemlisi de 1845'te kendisinin Frauendorfer Blätter'de yayımlanan bahçıvanbaşı olarak görev yaparken romantik bir şekilde yazmış olduğu görsel temsilini bizim hayali olarak yapabileceğimiz bir metin bırakması, aynı zamanda Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı Müzesi koleksiyonunda, Bahçe Merkezi arşivleri, işte kitap koleksiyonu, 19. yüzyıl İstanbul elitlerinin amatör bahçecilik için ne düşündükleri, bunlar aslında o dönemin kaynakları olarak İstanbul'un Boğaz çevresinin şekillenmesi, bitki çeşitliliği anlamında da öne çıkan unsurlar. Bir de tabii seyahat yazarları var. Özellikle İngiliz seyahat yazarı Julia Pardo, II. Mahmut'un Beylerbeyi Sarayı'nın hemen arkasındaki burada gördüğümüz dik tepenin üstüne setler halinde çıkan bahçeler ve bunların bakımıyla uğraşan Avrupalı milletlerden, yabancı bahçıvanlardan söz ediyor. Yani seslerden. Zaten Ahmet Fethi Paşa II. Mahmut'un damadı ve o seslerle bu mukaveleyi imzalıyor. Kendisi 31 yaşında ama yaptığı en önemli hizmet aslında doğasını yapay şekilde bozmadan bu coğrafyanın kendi doğasına uygun bir şekilde bahçeleri yönetmesi ve Boğaz'ın şu anda sahip olduğu peyzajında mimarı olarak öne çıkması. Sester çok yenilikçi bir şey yapıyor aslında. Mesela 3. Selim'in aksine bahçesine portakal istemeyen Mahmut yeni bitkiler istiyor. Ve bu yeni bitkiler mesela çam, dökülmeyen çam, araucaria, açelyalar, orman gülleri, rododendronlar, dryandralar. Bunlar aslında mesela dryandra özellikle
Avustralya ve çevresindeki adalarda yetişen bir bitki. Bunların aslında Dolmabahçe'ye adaptasyonunu sağlıyor. Yeni bitkiler ve biz bugün Boğaz'da gezindiğimiz zaman hala aslında Boğaz'daki bahçelerde çoğunlukla bu döneme has bitkileri görebiliyoruz. Diğer bir çaba aslında Beşiktaş ve Ortaköy arasındaki sahil şehrinde mermer sütunu Çırağansaray'ın arkasındaki vadi ve bunu romantik bir peyzaja dönüştürmesi. Aslında bu peyzaj elementlerinde çok önemli bir detay var. Bu ağaçlar özellikle Beyaz Bahçe Köşkü, klasik kitabını andıran bu köşk, havuzları açmak için kaldırılmış olan toprak yığınları falan. Bunları yine doğal peyzajı çok bozmadan ama teraslarda tarhlar oluşturarak bahçede özellikle seçtiği ağaçlar, ağaç öbekleri, badem ağacı, akasya, akça ağaçlar ve bu setler bu setlerde oluşturduğu özellikle servi ağaçları ve burada hala aslında Beşiktaş Sarayı'nın üst kısmından görünümde hala bahçenin yapım aşamasında buradaki Bulgar çalışanları ve çadırlarını görüyoruz. Dolayısıyla bu oluşumu gördüğümüz bir eserle de karşı karşıyayız. Şimdi 1867'de ölüyor Sester bir beyin kanaması. Şu anda da Pangaltı'da Katolik Saint-Esprit Katedrali'nin yeraltı mezarlığında mermer bir kabre defnediliyor. Osmanlı döneminde has bahçeler, bunlar da diğer önemli belgelerini aslında kitap yazmaları, tarihi kaynaklar, gezgin notlarından ediniyoruz. Meyveli meyvesiz ağaçlar, çiçekler, bahçe köşkleri, doğal bahçeler, suyun sesinin duyulduğu özellikle ve su sesinin yarattığı huzurla birlikte suyun yarattığı serinlik, bunlar cami avluları, çeşme, sebiller ve çiçek tarhları. Bunlardan bahseden yabancı aslında tarihçiler de var. Mesela 15. yüzyılda Kritovolos, Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettiği sarayın bitkilerinden söz ediyor. Ve bu yazmalarda ve kitaplarda da bunları görmemiz mümkün. Aynı zamanda da Topkapı Sarayı avlusunda çeşme ve ağaçlar, yabancı yayınlarda da bunlardan söz ediliyor. Özellikle de laleler, güller ve Evliya Çelebi 17. yüzyılda bahçelerden söz ederken çam servi, kestane ağaçları ve bunların düzgün tarhlar içerisine yerleştirilmiş güller, karanfil, yasemin, lale ve sümbüllerle birlikte olduğu ve su, çeşme ve havuzlardan bahsederken akan suların seslerine yine huzur verdiğinden söz ediyor. Ve yine bir Fransız gezgin ve yazar Greilhault, Boğaz'daki yalıların ağaçları, renkli çiçeklerinden söz ediyor. 18 ve 19. yüzyıl bahçe düzenlemelerinde bu tablolar, resimlerde elde ettiğimiz ve gezginlerin çok dikkatini çeken özellikle de İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Montagu'nun 1718'de bu korulardan, seslet bahçelerden, gül, karanfil vesairelerden söz ettiği metinler. Bunlar aslında içinde çok önemli bir not var. O da doğanın Türkler tarafından saygı duyulduğu doğaya ve Fransız bahçeleri gibi suni düzenlemelere yer verilmediği üzerine. Sadavat Sarayı yeniliklerle Osmanlı sivil mimari özelliklerini koruyan
ve iki tarafta yer alan ağaçların arasında Fransız kralının gönderdiği portakal fidanları da yer alıyor. Ve su unsurları, havuzlar ve bu çeşitlemeler oldukça önemli. Şimdi başkent Ankara'nın başkent olmasını izleyen süreçte neler oluyor ve kentin yapılanmasında ortaya çıkan yeni sosyalleşme alanları, bunları besleyen yeni kent imgeleri, kültürel peyzajın izlerini sürecek yeni izler. Bunları aslında bizzat kentte yaşayan ve onların kenti ve mekanlarını kendi anı ve zihin haritalarından yola çıkarak yorumlanması sadece belgelerde burada gördüğümüz kimlikler değil. Bir taraftan da peyzaja farklı bir yaklaşımı, kültürel peyzaj özellikleriyle bakmak ve Ankaralıların anılarından ve kenti çizimlerinden yararlanarak yapılan bir sisteminde özellikle modernizmin akımıyla gelen kentteki yepyeni kimlik kazanmaya çalışan yeni unsurlar, yeni mekanlar, yeni yaşanmışlıklar, yeni ilme ve kültürel etkinliklerin dağarcığını oluşturan bu mekanlarda yaşanmışlıklar ve bu kişilerin aslında belgeleri olarak öne çıkıyor. Peki en son sözümü söyleyeceğim. Bir Roma kenti olarak Roma kenti olan Ankara'nın aslında Cumhuriyet dönemindeki dönüşümüne nasıl bakmalıyız? Pliny Roma döneminde Tabit adlı bir eser yazıyor ve aslında parklar ve yollara dikilen ağaçlar konusunda bilgiler veriyor ve bunların özellikle kentlerde dikilmesi ve budanması geleneği şekillendirmesi Opus Topiorum'dan bahsediyor ve kentte dikilen ağaçlar, çınar, yalancı çınar, yapraklı akçaağaç, servi, defne, meğersen, şimşir, kaya sarmaşı, güller, iris, sümbül, anemon, nergis, çiğdem ve iklime göre de zeytin ağacı. Ankara'da zeytin yetişmiyor. Defne nadir yetişiyor, Mersin aynı şekilde. Ama diğer bütün bitkilerin Roma döneminde Ankara kent peyzajında olduğu ve aynı şekilde Cumhuriyet döneminde özellikle Avrupa'dan gelen bahçıvanların özellikle sefaretlerin gelişiminde işe alındıklarını, bunlardan birisi de benim dedem. Zaten sempozyumun başlama nedeni de oydu benim için. Yani Ankara'dan yola çıkarak daha sonra antik dönem irdelemeleriyle başlayan bir süreçti. Ve Ankara garından yola çıkıldığı zaman aslında kaleye doğru giden alana baktığımız zaman bu bataklık alanının kurutulduğunu, yolun asfaltlanıp belli bir hat boyunca ağaçlandırıldığını, aynı antik dönem gereği gibi Taşan'a kadar da buraya spor, eğlence, dinlenme tesisleri yapılması planlandığı, Gençlik Parkı henüz yok bu fotoğraflarda ama atış poligonu sahası var ve burada atış poligonu sahasındaki bahçe düzenlemesine bakarsanız aslında 1930'lardaki bahçe tasarımlarında ve burada bunları oluşturan kişilerin de aslında Avrupalı bahçıvanlar olduğunu söylememiz mümkün. Ben burada sunumumu bitiriyorum ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Değerli sempozyumun bildiri kitabını özetini de bize aktardığınız için umarım bir kere daha basılır kitap ve okuyuculara ulaşır.
Değerli konuklarımız, Billur Tekir hocamıza soracağınız sorular varsa İrem Hanım'ın söylediği gibi yazabilirsiniz. Buradan ben kendisine ileteceğim. Hemen bu harika sunumunuz için şimdi bakıyorum hocam. Tulga Albustanlıoğlu size çok teşekkür ediyor. Özellikle peyzaj mimarisi, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği felsefesini ortaya koyması tüm bu geleneğin devamı niteliğinde olduğunu kendisi de ifade ediyor. Gelenek hala devam ediyor değerli konuklarımız. Sorularınızı beklerken biz isterseniz hocam birkaç bir şey daha izin verirseniz ekleyelim ve biraz hani ilgi çekici detaylara da biraz daha belki yer verebiliriz. Hani kendi alanım konusunda da konuşmak lazım. Aslında park ve bahçelerin tüm kültürlerdeki ortak özelliği insanı ferahlatması, bir vaha oluşturması, aynı zamanda bu vahanın adeta cennetvari bir ortam yaratıyor olması. Belki suyun ve sulak alanların şanslı coğrafyalar için bu bir şey ifade etmiyor, rutin olağan bir akış olarak kabul edebilir. Fakat yakın doğu gibi, işte Urartu gibi Anadolu'nun kuzeyindeki Erzurum, Van civarlarındaki zorlu çetin coğrafyalar için bu tip vahaların oluşması her şeyden önce güce ihtiyacı var, finansal bir altyapıya ihtiyacı var. Hepsini bırakın, sulak alanlara ve suya ihtiyaç var. Dolayısıyla uzak coğrafyalardan suların getirilmesi, kanallar oluşturularak bu işlerin yapılması, rahat söz konusu olduğunda barajların oluşturulması tamamen yöneticilerin, iktidarlarının, gücünün, kudretinin ve tanrılardan almış oldukları yeryüzündeki meşru temsilcileri olmalarının da yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Hepsinde ortak olarak bir yaratılış mitosu var baktığımızda, değil mi hocam? Pers'te de var, bu bahsettiğiniz benim bölümde de yazıyor. Mısır'da var özellikle. Evet. Hepsinde var. Su çok önemli. Hatta bugün en son Ankara'da göstermiş olduğumuz slaytta geometrik bir tasarım var gördüğünüz üzere. O geometrik tasarımın kökeni biz belki Perslere dayandırabiliriz ama aslında daha erkene de gidiyor, Mısır'a da gidiyor. Tamamen geometrik tasarım. Hepimizin bildiği gibi insanın ideali düzen fakat elindeki mevcut olanı kaos ve o kaosu düzeltmeye çalışıyor. Ve bu kaosta da tanrılar ve insanlar bir arada çalışıyorlar fakat en nihayetinde bu nimeti, yaratılmış olan nimetlerin en güzelini her zaman tanrılar ve onların temsilciliği olan yöneticiler, krallar, kraliçeler elde ediyor. Tabii burada bahçeler söz konusu olduğunda sadece Ege, Yakın Doğu Akdeniz'i konuşmamak gerekir. Zorunlu üretimlerinden dolayı Urartu Park ve bahçeleri, bağ ve bahçeleri bambaşka bir noktada. Aslında onlar kayıtlardan biz hiçbir şekilde hani imparatorluk, kraliyet propagandasıyla ilişkili olduklarını görmüyoruz. Fakat baktığımızda en nihayetinde o gücü ve iktidarı yansıttığı için yine bu sınıfa koymamız mümkün olabiliyor ve yaratılış mitosları. Mesela o geometrik düzene tekrar geri dönüyorum, onu atladım kusura bakmayın. Pers bahçelerinde de bu geometrik düzen var. Bugün UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alan Çağırbağ, Perslerin, İran'ın Çağırbağ, yani dört bölümlü bahçe tasarımının kökeni aslında Perslere kadar geri gidiyor. Yani Büyük Kiros'a kadar geri gidiyor. Hatta o kadar önemli bir noktada ki Pers kraliyet soyunun önemli krallarından, en ilk belki önemli kralı diyebiliriz, belki de ilk önemli kralı Küros'un tasarlamış olduğu bir bahçe başkent var, Pazargat, hatta tarihte Küros'un başkenti olarak geçer ve burada dört bölümlü bahçeyi planlaştı. Planı kısa ağaçlarla, budur ağaçlarla, efendim küçük sulama kanallarıyla çizilmiştir ve taht odası da doğrudan bütün saraylarda bu bahçeye açılır. Bu ne demektir? O dört bölümlü bahçe, dünya yaratılış, yakın doğu yaratılış mitosunda nehirle dörde bölünen evreni gösterir aslında. Hatta şeyi hatırlarsanız, dinleyicilerimiz de belki biliyordur. Kiros'un meşhur bir silindiri var bugün British Museum'da olan. Orada hitap eder Büyük Kiros. Hatta ilk insan hakları bildirgesidir de zaten. Ben Kiros, Büyük Kral, Şan Kralı, Kralların Kralı, dört bir tarafın kralı. Dolayısıyla temsilcisi oldukları büyük
Tanrı'nın, Mısır'da başka, işte Urartu'da başka, İran'da, Ahuramaz'da. Onun yansıması olarak onlara ait parklar, bahçelerde kuruyor aslında. Hedefte o da var. Fakat diğer taraftan bu mitosun dışında, dini aktivitelerin dışında tam dediğiniz tarımsal üretim. Bugün içinde bulunduğumuz süreçte de tarımın önemini bir kere daha hatırlıyoruz bu sayede. Burada tabii eğitim çok önemli değil mi hocam? Perslerde özellikle Tabii söyleyebiliriz kuşkusuz bunu. oldu. Hepsinde. Ben Hititlere bu konuda hayranım. Çünkü kendi panteonları yani kendi inanış modelleriyle halkı bu kadar güzel eğiten özellikle bu döngü dönemleri yani iki tane önemli festival dönemi ve hani polenleşme ile güneşin önemini ortaya çıkaran tanrılar sistemini kurmuş olmaları. Hava tanrısının önemi aslında Hititlerde çok önemli bu. Yani hava dediğimiz çok tepelik yerlerde, çok yüksek ulaşılamayacak yerlerde kendilerini konumluyorlar. Güneşe yakın yerler gibi bu tepelerin üstü onların yerleşimleri. Ve bu yerleşimlerde de doğal peyzajlar kurguluyorlar ve suyu getiriyorlar. Çok uzun soluklu ilk barajları kuruyorlar Tunçan'da. Yani büyük bir matematik dehasıyla aslında tepelik alanlara su taşıma, su rezervine barındırma. Aslında bütün çaba belki tarımı baki kılmak ve bu coğrafya içinde özellikle Orta Anadolu'da Kızılırmak havzası içerisinde tarım ve kendi tabii ki krallıkların onlara bağlı oldukları bu satraplık sistemini onlar da kuruyorlar aynı Persler gibi. Ve bu her bölgede bu tarımın sulak bölgede özellikle bataklıkların kurutularak arazisine getirilmesi, suyun elinleştirilmesi. Biz bunu Mezopotamya'da da görüyoruz. Yani Gılgamı ve Gılgamış'ın aslında hakimiyeti, bu evrenin kitabı olan Gılgamış Destanı da uygarlığın yani suyun ehlileştirilmesinden geçtiğini ve kentlerin aslında ne kadar önemli olduğunu suyun ehlileştirilmesi, toprak alanı yaratmak ve tarım yapmak. Yani her çağda bunları görmek, İvris kabartması, özellikle İvris kabartmasında bu gücü sembolize eden hem başak hem üzüm iki tane önemli ürün. Hititlerde tabii başaktan sadece tarım ürünü gibi söz etmek mümkün değil. Aynı zamanda yani tarım ürünü derken yiyecek değil, içki yapımında da, bira yapımında da kullanılıyor. Fermente sadece şarap değil, bira yapımında da kullanılan çok önemli bir tarım ürünü. Şimdi bir de bir sınır oluşturma, yani tarımda sınırlar oluşturma. Hangi bölgenin sana ait olduğunu belirleme. Bunlar diğer bir önemli unsur. Aslında tarımın daha detaylı çalışılması gerekiyor. Batılı bakış açısıyla değil, aslında doğulu bakış açısıyla çalışılması gerekiyor. Çünkü bu topraklarda bunlar hala devam ediyor. Yani Konya havzasına bakarsak obruklar üzerleri farklı bir şekilde tüketiliyor. Özellikle tarım ve fazla su tüketmek belli tohumları geliştirmesiyle belki insanlık tarihinin karşılaşacağı büyük sorunları beraberinde getirecek olan konuları şu anda oluşturuyor aslında. Yani bizim suyu
ehli bir şekilde kullanmamız ve depolamamız gerekiyor. Yani su dediğimiz şeyin aslında bundan 50 yıl sonra belki fosil yakıtlardan daha değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Suyun önemini bilen bu kadim Anadolu kültürü, Pers kültürü, hatta Roma, yani yağmur suyunu ondan sonra evin ihtiyaçları için kullanan bir impluvium, bir havuzdan söz ediyoruz. Dokunma. 19-20. yüzyılın başına kadar aslında bakarsanız bazı boğaz evlerinde bile yani İstanbul'da kendi kuyuları vardır. Yani kuyu sorunu, su sorunu, kuyudaki su rezervi sorunu benim çocukluğumda Boğaz'da vardı, Yeniköy'de. Dolayısıyla hani bunlar dünün sorunları gibi algılanmaması gereken sorunlar. Su her şey, varoluş mitleri ve özellikle de tohumlaşmaya giden süreç. Yani sudan tohumlaşma ve üretime giden süreç. Ve tohumlamaya üretime giden süreç. Bunlardan aslında çok güzel, biraz önce bahsettiğim kitaplar bahsediyorlar. Bunları daha iyi irdelemeli. Özellikle de bağcılık, meyvecilik çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bu ilk kitabımız, bir sonraki kitabımız tarım üzerine olacak. Bunda da yine bir sistemle aslında antik tarımı ve bu tarım unsurlarını çalışacağız. Evet, yine Tulgas Augustanlıoğlu bir katkıda bulunmak ister. Konya Ereli'de bulunan İvris Kabartması'ndaki Tuvanlı Kralı Var Pavalas, Tanrı Tarhunza'ya şöyle diyor: "Ben kahraman ve muktedir Var Pavalas, sarayda bir prensken bu asmaları diktirdim. Tarhunza onlara bolluk ve bereket versin." Augustanlıoğlu'nun söylediği gibi tanrıların korunması altında bütün antik döneme tekrar geri dönecek olursak bütün park ve bahçeler, yeşil alanlar, hatta kutsal koruluklar. Çünkü aynı zamanda bunlar tanrıların evleri, yaşam alanları. Bu az önce eğitimi söylerken bir şey daha eklemek lazım. Bunu Yakın Doğu coğrafyasında biz bu eğitimi biliyoruz. Bütün krallıklar, daha sonundan Mısır'ına varıncaya kadar bir bahçıvan kral, çiftçi kral ideolojisi var. Hatta bunu biliyorsunuz, Frigg krallığında da söz konusu. Kurucu mitosuna kadar geri gidiyor bu durum. Buradaki önem şu: bu coğrafyalarda zorlu coğrafyalar. Şimdi iki kavram var: bahçıvan kral ve çiftçi kral. Bir diğer kavramımız ise avcı kral. Bu iki ideolojide, ikonografide aslında yöneticilerin birincisi halkını, topraklarını içte ve dıştaki bütün tehlikelere karşı koruduğunu gösteriyor avcı kral. Diğer taraftan çiftçi ve bahçıvan kral ise neyi gösteriyor? O korumuş olduğu topraklarda yaşayan halkların beslenmesini ve gelecek kuşaklara kadar yaşamasını, ileriki kuşaklarda bolluk ve bereketi temsil ediyor. Dolayısıyla kralından aşağıdaki en alt seviyesindeki köylüsüne varıncaya kadar bir genç yaşta, çocukluklarından itibaren bir tarım eğitimini görüyoruz. Bunu antik yazarlar bize anlatıyor, Yunanlı antik yazarlar. Mesela Ksenofon anlatıyor. Ksenofon Kyropaidia'da yine Kyros'un, Büyük Kyros'un çocukluğundan itibaren ekip zirai işlerle uğraştığını, hatta bitki köklerinden merhem, aynen tapınak bahçelerinde olduğu gibi ya da manastır bahçelerinde olduğu gibi merhemler ürettiğini görüyoruz. Diğer taraftan ilginçtir, yine bir Yunanlı yazarımız Strabon yine çocukların, Persi çocukların küçük yaşlarda yine zirai eğitimlerde bulunduğunu gösteriyor. Yine Tulga Bey'in, Tulga Bey diyorum ama emin değilim, Tulga ismi bey mi hanım mı, Augustanlıoğlu diyeyim o zaman, yanlış anlaşılma olmasın. Onun şeyine bir farklı bir açıdan da katkı yapmak isterim. Mesela yine biz
Xenofon'un Oikonomikos adlı kitabında meşhur Lysandros'un, Kıta Yunanistan'dan gelen Lysandros'un Sardis'teki hepimizin genç Kiros, isyancı Kiros olarak bildiği Pers prensi Kyros'un onu ağırladığı bir anı bize anlatır. O kadar detaylı anlatır ki göçkenli mücevherleri var, işte muhtemelen de hoş kokuları, parfümleri sürmüş, muhtemelen de bahçenin içerisinde bin bir çeşit egzotik kokunun da sarmaladığı bir ortamda kendisini gezdirirken Lysandros son derece şaşırıyor bu bahçenin güzelliğine ve bunu da ifade ediyor. Ardından da Prens Kyros şöyle ifade ediyor: bütün bu ekim dikim işlerini kendisini yaptığını, pardon, planlama işlerini kendisini yaptığını, hatta ekim işlerinin de bir kısmının kendisini yaptığını, bir nevi aslında antik dönemden itibaren bir peyzaj mimarlarında görüyoruz. Ve şöyle ifade ediyor: Güneş Tanrı adına yemin ederim ki akşamüstü zirai işlerle uğraşmadan ya da işte hayvanlarıma, atlarıma talim yaptırmadan yemek masasına oturmadım. Akşam yemeğine oturmadım. Dolayısıyla bu son derece önemli. Kökü geçmişe, çocukluğuna dayalı bir öğreti olması lazım ve yoklukların, zorlukların olduğu bir coğrafyada doğal olarak bu eğitimin zorunlu olduğunu görüyoruz. Bu arada bir şey daha söylemek gerekir. Biz bahçelerden bahsederken hep Pers diyor, çünkü bahçeler ve paradisos Perslerle fenomen haline geliyor. Fakat Persler pek çok konuda olduğu gibi yakın doğudan, Asur'dan aldıkları miras üzerine bunu şekillendiriyorlar. Diğer taraftan son derece sistemli bir devlet düzeni ve kurumsal örgütlü bir yapısı olmasına karşın, aynı zamanda paradisosları da örgütlü tasarlamış olmalarına karşın bu bilgileri biz ne yazık ki Perslerden almıyoruz. Tam tersi, düşman olarak bildikleri, karşı öteki olarak bildikleri Yunanlılardan alıyoruz ve Yunanlı yazarlar da zaten bize bu cennet benzeri bahçeleri anlatıyorlar ve hocam bahsetti paradisos kelimesinden ve bu paradisos, paradise, İbranice'ye kadar gelen pardes kelimesinin aslında kökenini bir Yunanlı antik yazarımız Xenofon bize aktarıyor. Dolayısıyla aslında burada hem çok kültürlü imparatorlukların, bu ister Mısır deyin, ister Asur deyin, ister diğer Fenike coğrafyasındaki krallıklar deyin, hepsi için geçerlidir. Roma için de geçerlidir diye düşünüyorum hocam. Bir anlamda bütün coğrafyalarda o çok kültürlülüğü entegre eden, kültürel entegrasyonu da sağlayan bir atmosfer yaratıyor paradisoslar, park ve bahçeler diye düşünüyorum. Tabii bunun çok detayı da var. Yani şimdi bir şeyi, bir yapıyı tasarlarken mimarlar evet tapınakları, büyük yapıları, sarayları, su kemerlerini, işte Gervan Kanalı vesaire gibi tasarlıyorlar. Fakat aynı zamanda peyzajı da tasarlıyorlar. Dolayısıyla belki de Senenmut ve benzeri mimarlarımız aynı zamanda antik dönemin ilk peyzaj mimarları olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Burada tabii hocam ben de daldım konuşurken. Biraz önce mesela Ravirius'tan söz etmiştim. Yani Ravirius aslında çok önemli bir mimar. Yani sadece yapıyı tasarlamıyor. Bahçesiyle birlikte tasarlıyor. Evet. Ve bugün İngiliz ve Fransız bahçelerin temelini oluşturacak olan o bahçeyi de tasarlamış oluyor. Ve ben poligon sahasını özellikle gösterdim. Çünkü bu Domitianus zamanında Roma'da olan saray bahçesindeki tasarım beni çok etkilemişti Roma'da gördüğümde. Ve aslında Cumhuriyet iddiasının kurgusunun ne kadar önemli olduğunu, Ankara'nın başkenti Ankara olma süreci, biraz önce Turgay Bustanlıoğlu'nun da bahsettiği gibi Atatürk Orman Çiftliği iddiası, kentin hemen yakınında bir çiftlik kurma. Bu o kadar önemli ki Roma döneminde de böyledir. Roma kentini besleyen çiftlikler vardır, süt ürünleri. Bunların hemen kente ulaşmasını, kentin yeterliliğini sembolize eder. Bazı okuma listeleri verdim. Kitabımızı göstereyim. Kitabımız bu.
Biraz önce de yazdım. Biraz sabit Ekan tutabilirsiniz. tarafından basılmış olan. Biraz Sordum. sabit hocam. Biraz sabit Efendim? tutabilirseniz, biraz sabit tutabilirseniz konuklarımız arasında kitabın tam ismini merak eden konuklarımız var. Belki bir ekran yapabilirler. Bu son derece basit bir evet, kitabımız şu an nadir kitaba düştü. Bir an önce aslında edinilmeli. Çünkü zaten limitli basılmıştı. Antik çağlardan günümüze kanı ve peyzaj kültürü. Ekam tarafından basılan bu değerli kitap aslında belli konuları gündeme getiren, özellikle Tunç Çağ'dan Osmanlı dönemine değerli bir el kitabı oldu. Benim konuşmamda bahsettiğim Geoponika adlı eser, bundan edinebilirsiniz. İnternette PDF'i var. De Rerum Rustica, Columella'nın kitabı. Ama ben Gılgamış Destanı'nı da öneriyorum. Çünkü Gılgamış Destanı da Mezopotamya'nın aslında erken Tunç Çağı'nda bu özellikle Alüvyal Basra Körfezi'ne, Fırat Dicle'nin aktığı yerde alüvyal dolguların su kanalları ile ehlileştirilmesi ve toprak alanına dönüştürülmesi Gılgamış tarafından ve uygarlığın geliştirilmesi. Aynı şekilde İzmir'in kuzeyinde yaşarken babasıyla birlikte orada bir olay oluyor ve Euboea Adası'na göçüyorlar Hesiodos ve babası. Ve Hesiodos insanlık tarihinin aslında ilk ekonomi kitabını yazıyor, İşler ve Günler. Aslında o bir tarım günlüğü, bir çiftçinin, tarlasını işleyen çiftçinin tarım günlüğü. Bu kitap Theogenia, yani Tanrıların Kökeni, İşler Günler olarak yayınlandı. Bir bölümü Tanrıların Kökeni, diğer bölümü de İşler ve Günler olarak Tarım Günlüğü. Aslında tarım üretiminin ne kadar önemli olduğunu, toprağın ne kadar değerli olduğunu vurgulayan milattan önce 8. yüzyılda aslında bu coğrafyada nasıl toprağa bağlı yaşayan, tümden mutlu olup bunu kayıt altına alan bir kişi vardı. Bunu merak ediyorsanız Hesiod'u önemli bir kaynak olabilir. Şu anda herhalde konuklardan bir soru yok. Yavaş kapatabiliriz herhalde panelimizi. Şu an için herhangi bir soru yok. Bunu sormuşlardı. Bir de okuma listesi, referans listesi isteyen konuklarımız var. Seda Kurt Şengün. Başlıca referans listesi. Tabii hepsini yaptım. Hocam alamadık sesinizi. Şu anda yazdım. Tamam. Arzu ederseniz konuklar için hepsi yazıldı. Teşekkür hocam ediyoruz. Çok keyifli bizi dinlediğiniz için. Ben duyamadım hocam sesinizi. Evet, alamadım sesinizi. Ben konuklarımıza da teşekkür ettim. Bu kadar saat bizi keyifle dinledikleri için, bizi de motive ettikleri için. Evet, bakıyorum herhangi başka bir ekstra da soru yok. O zaman ben konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Onlar adına size de çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. İyi akşamlar diliyorum ve sizi İrem Hanım'a bırakıyorum. Buyurun İrem Hanım. Evet. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bir konuşma oldu. Eminim dinleyicilerimiz de keyifle dinlemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bir an evet kütüphane konuşmalarında sonuna geldik. Katkılarınız için de çok teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Ağustos ayında devam edecek. Ağustos ayının konuşma bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve
Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın.